Hayır, bir de bana seyirciler yolda görünce demiyorlar mı? Ay bayılıyoruz, çok özeniyoruz size, ne güzel geziyorsun. Sen nasıl gezdiğimi biliyor musun benim? Hiç. Buraya kadar mı? Ha, gel, sen geldin. Tabii, gelen sensin. Gelen ben değilim. Benim gideceğim yer burası değil. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Yani şu Anadolu'yu gezenler arasında en zavallı durumda olan benim. Arabam yok benim ama bir yere kadar. Sabır taşı çatladı. Aha şimdi burada. Burada çatladı sabır taşı. Ben yok, isyan ederim, ben söylerim yani. Açar söylerim yetkililerime. Nedir bu? Ben Anadolu uzun yola gideyim de ben yürüyemem. Bütün Anadolu'yu karış karış. Evliya Çelebi bile at sırtındaydı. Alo. Abi merhaba. Toplantıda mısınız? Bölün abicim toplantıyı. Bölün. Geldim Anadolu yollarında. Yoldayım. Nasıl araba kiralayayım? Kiralıyorum. Kaldık yolda. Bozuldu araba. Ne bileyim ben, tamirci değilim ki. Bıraktım öyle yolun üstünde. Araba lazım bana. Araba istiyorum, araba. Konforlu bir araba istiyorum. Kabrio istiyorum hem de. Üstü aç. Hayır efendim. Kapris falan yapmıyorum. Ne münasebet. Yok canım. Ya. Akhisar'dayım ben. Evet. Sanayiye gideyim. Bura zaten sanayi gibi bir yer. Evet Akhisar'dayım. Tamam sanayideyim. Acayip konforlu bir araba istiyorum abicim. Yoksa yapmıyorum ben bu programı. Evet. Vallahi yapmam yani. Nedir bu ya? Bir yere kadar abicim bu geldi yani. Bardak taştı. Son damla da az önce damladı yolda kalınca. Sanayide Faik Usta'ya gideyim. Ondan araba alayım. Üstü açık. Kabrio. Faik Usta handmade. Çok konforlu diyorsun. Tamam. Rahatsız ettim, kusura bakma, oldu. Gençler kolay gelsin. Faik Usta'yı arıyorum. Nerededir? Faik Usta. Faik Usta. Siz misiniz? Evet. Tamam, merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ya, sizler nasılsınız? Sağ olun. Ben Allah'a İstanbul'dan ben. Kanal'la konuştum da. Evet. Size gönderdiler. Siz hoş araba geldiniz, verecekmişsiniz galiba bana. Vereyim. Hoş bulduk Sefa. Ben acelem var. Arabayı alayım gideyim. Olur. Vereyim. Olur. Nerede araba? Üstü açık dediler. Kabrio dediler. Araba burada. Çok güzel dediler. Çok he? He? 2005 model. 2005. 2005. Çok. Kaç çok çeker? Kaç çeker? 5 tonat, 10 tonat hiç sorun değil. Aa, kamyon gibi. Kamyon gibi. Kaç beygir? Beygirini daha motorunu şey yapamadık. Daha motoru takamadık. Bilemiyorum. O göstersene arabayı. Hani nerede? İşte arabamız. Ne? Yaptığımız arabamız. Dur bir de. Evet. Bu mu yani? Evet bu araba. Bunun daha büyük boyu var burada. Bu mu araba, bu evet, mu evet, yani? Evet bu. Bunu mu dedi? Bunu dedim ben. Ben bununla mı? Evet. Uzun yola. Tabii canım, bu İzmir İstanbul'u fevkalade gider. İzmir. Bir de kafa buluyorum ben de. Eğlen. Ben olsam ben de öyle yaparım. Hatta Erol Taş gibi gülerim. Bu İstanbul'da iyi. Akhisar'dan İstanbul'a 5 saatten daha az samanda gidiyor. Nıya! Nıya! Yapar, yap. Yapar canım. Biliyorum ya. Eğlen. Feribota bindirme kendi gider. İyi, şey ama çok ilginç bir araba bu. Bu nedir bu? Biz bunlara eskiden Taliga derdik. Taliga değil, at arabası. Bu Taliga dediğimiz neydi? İki tekerleklisi. İki tekerlekli dört olan. Bu dört tekerlekli olan at arabası. Sen bunları yapıyorsun efendim? Evet. Bunların çeşitlerini yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? El işi bunlar işte. Göstersene bize. Gösterelim. Hadi. Buyurun. Burada mı yapıyorsun Faik Usta? Evet, burada yapıyorum. Şu keresli olarak şu ağaçları alıyoruz. Bunlar bu çeşitli. Daha sonra şey oluyor değil mi? Evet, araba oluyor. Bunları araştırdım. Gazetelerden, mecbualardan, Avrupa'da yapılan. Fakat bunları büyükleri vardı. Büyük işler bizim Akhisar'da bitince, büyük işler. Sen bu bunlara dönüş yapardın. Evet, normal at arabası yapıyordum. Bunlara dönüş yaptım ben o işler bitince. Şimdi bunu düşündüm. Minyatürünü, 18 seneden beri minyatürünü yapıyorum ben bunun. Bunun yanında işte Kanı arabası çıkardın. Büyüğü olur da küçüğü niye olmasın Kanı? Açık hava boyanesi. Evet.
Şimdi ne yapılıyor ustacığım? Şimdi arabanın oturulmak için oturak dediğimiz kısmın, bölümün üzerlerine işlemeler oluyor. Bunu bu arkadaşım mı yapıyor? Evet, boya işini, motifleri delikanlı yapıyor. Kolay gelsin delikanlı. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu motifleri kendi kafana göre mi? Hayır, bu motifleri yıllardır, mesela 50-60 yıldır aynı işleme üzerine oluyor. Hep aynı motifler mi yapılıyor? Devamlı aynı motifler oluyor, evet. Faik Usta, neredesin? Bak ben diyorum ki, çok güzel araba ama reklamı yok. Var mı reklamı? Yapın reklamını. Ben yapmayacağım abi. Ne münasebet. Ben yapma, sen yapacaksın. Şimdi nasıl bir şey yapalım? Ben derim ki biz buradan çökelim. Evet. Tekeri çevirelim. Evet. Ve sen kameraya bakıp de ki, rahat, üstü açık, spor bir araba istiyorsanız Akhisar arabalarını tavsiye ediyoruz. Deyin. Nasıl? Spor güzel. He? Güzel. Çömüyoruz biz Faik Usta'm, çömüyoruz. Çöm. Evet. Çöm. Gel kamera şu alt açıdan. Gel anneciğim, gel babacığım şeye. Alt açı, alt açı. Reklam için hazırız. Otomobil reklamı, kayıt bir. Güzel. Konforlu. Rahat. Lüks. Cabrio. Havalı. Havalı. Bir otomobil istiyorsanız Akhisar'a gelin. Akhisar arabaları. Akhisar arabaları. Uçar gider. Uçar gider. Evet. Güzel oldu be. Faik Usta. Güzel oldu. Bu bitti. Bitti, evet. Arabanız güzel. Hazır. Alabilirsiniz. Benim araba hazır mı? Hazır. Evet. Nerede? Orada, buyurun. Aa, bu mu benim araba? Yolların ortasında gene yalnız yaya bırakmadın. Gitmeyin. Yok, yaya gitme. Hadi Faik Usta'cığım, kolay gelsin. Güle güle, hayırlı yolculuk. Kolay gelsin çocuklar. Vay be, yeni arabam bu hakikaten. Tam tarif ettikleri gibi, böyle kabrio. Üstü açık, rahat. İstanbul'a, tamam hadi görüşürüz. Bilader gidelim. Canım sana zahmet. Oh be, vallahi gene yırt. Gene ben Allah'ın sevgili kuluyum gene. Hadi Allah'a ısmarladık. Canım biraz hızlı gidebilir misin acaba? Heh, sana sağ ol. Oh, küfür küfür, vallahi. Vallahi böyle iyi oldu ya. Aman be, oh şöyle. Kaykılayım ben de. Canım az daha hızlı gidebilir misin acaba? Sana zahmet. Kusur, ben değiştiririm seni. Çok affedersin, bir merkep alırım. Seni bu işten kurtarırım inşallah. Manisa Uzunburun köyündeyiz. Bir köye geldiğinizde bir evin girişinde, damında vesairesinde şanlı bayrağımız varsa orada düğün vardır diye bir gelenek var. Ben de öyle biliyorum. Düğün varsa yemek pişiyordur ya. O halde yemek memek yediğine göre doğru gelmişiz, doğru. Düğün var burada. Afiyet olsun helva. Dur. Aslına gidelim biz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin. Oho. 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 Televizyonda senin güle güle yok bize. Ölmemişsin. Çok şükür sağsın. Ölmedim. Hoş geldin. İyisiniz senin inşallah. Senin geldiğini duyunca koşa koşa geldim. Ama hala yorgunluğunu atamamışsın yorgunum. Sen. Çoğu düğün yemeklerinde bir tane aşçı vardır. Yemeği de o dağıtır. Parsayı da o toplar. Yani parsadan kasıt hani bahşi mahşi olur. Sizde maşallah her tencerenin başında biri var. Ama hep ben ona öyle dayanabilirim canım. Baş aşçı kimdir? Ya ben hepsini kapmaya dayanamam bunu. Baş aşçımız teyze. Ya bu yemekleri aslında siz yapıyorsunuz. Ben yaptım. Aşçı başı sizsiniz. Annem niye bölüşüyorsun bahşişi? Biz kazancı başıyız. Ama ben bunları katamam, yalnız belim ağrıyor ya. Ha sen yardımcı aldın. Yardım al. İsmin nedir annem? Ayşe Dudu. Ayşe Dudu. Kaç yıldır yapıyorsun böyle düğün yemekleri? Ne bileyim kardeşler,
5-10 yıl oldu uğraşıyor bazı evlerde, köylerde ünlüyorlar bana. Çağırıyorlar. Çağırıyorlar. Ayşe, benim köy alan için. Ayşe anne gel diyorlar. Aman he, imdat. He, düğünümüz var diyorlar. Düğünümüz var diyorlar. Bu malzemeler senin mi, bütün kazanlar, kepçeler? Bunların. Buradan, buradan. Sen sadece gelip malzemeleri alır yaparsın. Yaparım yani. Burada. Karşılığında bir ücret var mı? Ücretimi veriyorlar. Bazı almıyorum, bazı alıyorum. Neye göre alıyorsun, neye göre almıyorsun? Tipine mi bakıyorsun? Yok, ne yapayım, emeğime göre alırım canım. Emek çekiyor ki. Canım, almadığın zaman da emek çekiyorsun. Bazen böyle kendi insanlarımız oluyor yani, fakirle. Fukaradan almıyorsun. Orada köyde bizim kardeşim olur mesela. Tabii canım, insan öz kardeşinden, akrabalardan. Ondan bile almıyor, almıyorum işte. Ama fukaralardan da almıyorsun yani. Almıyorum ya. Bol kepçe. Gönlü de maşallah Ayşe teyzenin. He. Bol kepçe. Adamsa? Adam öldü 3 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Seviyor muydun rahmetli? Seviyordum ya. Sevmem ben adamı ya. Herkes adamı. Sevmeyen de var. Olsun, ben seviyordum işte. Neler yaptın? Bu yemekte neler var? Ben bak, bir nohut gördüm ama. Bak, pilav var, burada helva var. Orada kompozisyon var, burada keşkek var. O topalak, o fasulye, o nohutlu orada. Ya. Ne zaman yaptın bunları sen Ayşe? Sabahtan beri. Bu keşkeği yapmak zor ama. Zor tabii ya, keşkek yapmak zor. Böyle böyle. Kolay gelsin anneciğim. Sağ ol, Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Hoş geldin senden. Hoş bulduk. Tencere nöbeti mi? Görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Nedir göreviniz efendim? İşte o başına oturduk, çekeceğiz, yemek çekeceğiz. Oturmazsan biter mi bu? Biter mi can? Katmayınca, harcamayınca biter mi? Ya, bitmez. Self servis, gelen alsın. Ne, kazanın başında beklenir mi? Olmaz. Onlar yorgun geliyor, ırgın geliyor tabii. Onlara biz şeyimizi göstereceğiz. Nerede yorgun geliyor? Karşı evden geliyor, oturuyor, lambırt diyor, ondan sonra helva yiyeceğim diyor. Onu da bir zahmet gelip alıversin kaç kere. İşte onlar bizim misafirimiz olduğu için biz onları ağırlamak zorundayız. Koşlar. Tosunum. Koç yiğidim. Allah razı olsun. Senden Allah razı olsun. Yemek yapmaya bir köye geldin. Keşkek zor. Dövmesi lazım. Kim dövecek? Bakarsın en pehlivan kimse, gel koçum dersin, o gelir ve... Evet. İsim? Erol. Erol. Erol Çakır. Yaş? Yaş 33. Evli bekar? Evliyiz abi. Allah mesut bahtiyar etsin. İki oğlan var. Yemeğe meraklı mıyız Erol? Yok abi, eksik kadromuz varmış burada. Keşkek de erkek gücünü simgelediği için biz erkeklerin hakimiyetini burada temsilen bulunuyoruz yani keşkeğin başında. Aşçı başı değil, keşkekçi başıyız. Keşkekçi başı. Evet abi. Erkeklerin hakimiyetini keşkek kazanının başında sağlam hanım için gibi kepçeyle yemek doldurarak mı erkek hakimiyetini göstereceksin? Bu sadece simge abi. Erol! Erol! Öğren Erol! Erkek hakimiyeti öyle gösterilmez Erol'cum. Yani yine sen bilirsin tabii. Saygı duyarım, ayrı mevzu da. Keşkek kazanının başında erkek hakimiyetini göstereceksin, öyle mi? Maşallah dökülen dişlerimizi porselenlerle bir tamam etmişiz. Ne yapalım çocuğum? İsminizi bağışlar mısınız? Elif Kuşu. Elif Hanım efendim. Elif Hanım. Bu düğün, sizin bir akrabalık bağınız var mı düğünle? Kızların babası kardeşim oluyor. Sizin yeğenleriniz evleniyor. Evet. Sizin adam? Enişte oluyor adam da. Yok, sizin adam? Benim sağ. Sağ. İyi, çok şükür. Ne zaman evlendiniz? Hiç biliyorum bu çocuğum. Okumam yazmam yok. Hiç benim çocuğum da. Oraları sorma gari. Annem, ben sana alfabenin 22. harfini sormuyorum ki. Ne zaman evlendin diyor. Ne zaman? Olmuş mudur bir 40 sene? Olmuştur, olmuştur. 50 sene? Yok canım. Olmuştur. 30 sene? Olmuştur. 20 sene? 32 sene bile olmuştur yani. Bilmem. Sen bilmiyorsan ben nereden bileyim? Ben, sen soruyorsun, ben de öyle deyiveriyorum işte galiba. Sallıyoruz öyle bir. He. Tut ki 32 ne fark eder yani. Olsun 33-34. He. Adam neniz oluyordu? Akrabanız mıydı? Değil değil. Karşı köyden. Karşı köyden nasıl olmuş çaldık da görmüş de sizi de? Öf öf. Sorma kardeş. İkimiz meselesi aynı diyeceğiz. Benim dedemin hanımı öldü. Benim hanım, beyim de babası yok oluyor. O annesini dedemi veriyor. Benim dedem de torununa oğlunu veriyor kadının. Biz de evleniveriyoruz gari. Ne yapalım?
O gün bugün o omuz durmuyor. Dedeyi evlenince biz de toruna. Yani. Ne yapalım? Anadolu'da berdel var. Berdel nedir? Biz işte sizden kız alacağız, karşılığında da size bir kız vereceğiz. Ama dede, dede rahmetli oldu mu? Oldu. Yani babanız kendi babasının mutluluğu için tabii kızını feda etti. Tabii. Ne mutlu benim babama yine. Tabii ne mutlu. Babası keyif çatacak diye. Tabii. Tabii diyor ya. Kaç sene yaşadı dede analıkla? Bayağı yaşadı. Aa iyi keyfini... O kadar derin araştırma kar canım. O da torun oğlu yanı başında. Bunu da berdel verelim biz. Maşallah aslan gibi oğlan. Sonra sevdiniz mi adamı? Ben mi? Hı. Paşa diyorum adamın adını. Paşa! İyi etmişler o zaman. İyi diyorum işte. İyi ki vermişler size. Kendisine paşa mı diye mi hitap ederler? Ben ettim paşa diye hitap ettim. Çünkü adamdan memnun kaldım. Adamın içkisi yok, bir şeysi yok. Adam beni çocuk aldı, kendi elinde yetiştirdi. Yemek bilmezdim, iş bilmezdim. Adam beni ana baba gibi yetiştirdi. Adam çıktı yani. Adam çıktı. İyi. Adama sizi seviyorum der misiniz? Ben demem mi? Paşam karnın aç mı diyorum oradan karşıdan gelekene. Aç mısın, susuz musun bir yakadan gelekene. Sevmem mi adamı ya? Adamı sevmezsem adını paşa koymam. Bilmem. Konur konmaz yani. Konur. Demek ki Anadolu'da seni seviyorumun hani erkeğin kalbine giden yol mideden geçer ya şuymuş. Paşa geldi paşa. Paşa geldi. Of. Paşaya bak paşaya. Paşam. Sizin nur içinde yatsın. Çok çapkın bir dede vardı ya. dede öyle. Sizin babaanne rahmetli olunca dede öyle kaldı Ayaz'da. Evet. Sonra hanımefendinin... Torun oluyor mu dede? Dedenin torunu oluyor. Heh. Sizin anneanneli mi babaanneli mi? Anam aldı torununu bana verdi. Sizin annenizle dede evlendi. He. Torununu da ben, siz aldınız. Ben yedemin olarak aldım bunu. Yedemin? Ne yapayım bari? Anamı bedava mı vereceğim canım? Bir yerde tabi canım. Anadır candır. Anadır yani. Anamı da elimde kaçırırsın. Ben nasıl evleneceğim? Hiç. Bir yani. Ana kalmış elde. Al anamı. Al karımı. Öyle. Tabii öyle abi. Gözünü açacaksın. Açacaksın tabi canım. Yalnız valla sevdirmişsin kendini. Paşam diyor başka bir şey demiyor. Allah ona mutluluk versin. Sağlık versin. Vermiş canım çok şükür. Yani Allah sağlık versin. Birbirimizi taşıyoruz canım. Taşıyorsunuz canım. Taşıyoruz birbirimizi. Dede sonra niyeti bozmadı mı ben bir hanım daha alayım falan diye? Yok canım zaten. Bir kareye zor bakadım gari. Ehtiyarladım ya. Olur mu? Valide ben varmam deseydin ne olacaktı? Biz onun gönlünü verdik ya. Hayır ben varmam gitmiyorum deseydin. Gitmez benim anamdır bakarım ben. Ay sen o zaman bekar kalıyordun. Oho. Elimi sallasam elisi. Soba yanıyor mu? Ateşin üstüne oturdun hararet bastı ondan mı konuşuyorsun? Ya? İnsan eşinin yanında öyle der mi dayım ya? Sayın paşam ya. Ne demek elimi sallasam ellisi? Canım bunu vermedikten sonra ben ne yapayım? Bekar mı kalacağım? Ya kalmazdın da büyük ihtimalle. İnsan hanımının gerçi arkasından konuşuyoruz şu an. Arkasından konuşuyoruz değil mi? Evet. Yani yüzüne karşı duyma, söylemiş bir şeyimiz yok. Duymasın. Canım insan hanımının arkasından varmazsa varmasın be elimi sallasam ellisi der mi ya? Sayın paşam olmadı yani. Hanım da der. Bulurduk ya bir tane. Bulaydın. Ay kızına. Ama nasip bulmuş. Siz beğeniyor muydunuz kendisini? Beğeniyordum canım. Beğenmesem alır mıydın? Anne. 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 Ne dedim? Öyle kaynatıyoruz senin adamla da. Peki hiç altındır, takıdır, bileziktir, kolyedir istemedin mi? Oldu. Daktalacan. Allah razı olsun daktala. Geçim olmayınca altın bilezik olmuş ne ineyim? Geçim olsun dünyada. Olmadı mı geçim canım? Oldu. Ne ineyim ben kolyeyi? Boş ver onları. Adam ama mülayim be maşallah. Hı? Abi hoş geldin. Hoş bulduk dayım. Adam diyorum mülayim. Mülayim. Altın o. Altın ne? Ne altın mı? Altın. 82 karatlık maşallah. Pırlanta yani. Evde sizin söz mü geçiyor acık? Benim söz geçmez yani o kadar geçer.
Komşudan al haberi. Kimin sözü geçiyor evde? Bak o görümce ya, bak ona, o görümce olduğu için bak nasıl arayı bozacak. Yok canım, niye bozsun arayı? Geçiyordu, geçiyordu bak. Aman sen bana güvenip öyle sert davranma. Şu kıymetli dakikalar geçici. 5 dakikaya kadar bizim röportaj biter. Biz biner arabamıza gideriz. Gene kalırsın baş başa. Sağ, dikkat sağ ettim. Az önce omuzunu dürter gibi yaptın. Canın sağ olsun. Paşam gözünü seveyim. Söker rütbelerini Allah korusun. Amanın. Bak sözün geçeyim dedin. Şimdi söyleyeceğim. Sözün geçeyim. Benim hani diyorum ki erkek beni danışmadan bir iş yapsın. Bu paşa da bana danışmadan bir iş yapmadığı için biraz üzülüyorum yani. Hep danışıyor bana. Hep size danışıyor. Hep danışıyor. Ben onu istemiyorum. Hep kendi bildiğini yapsın bir işi istiyorum yani. Kadınlar biraz kendilerine güvenli ya, erkeklerden hoşlanıyorlar benim anladığım kadarıyla. Sen arkadaşına danışmaz mısın? Sen de neden böyle konuşuyorsun? Ben danışmak istemiyorum. Ne danışıyor size? Kahveye gidebilir miyim mi diyor? Yok yok öyle değil. Ya, neyi danışıyor? Şu işi yapalım, şunu alalım, şunu edelim mi diye. Ne değil? Kadar güzel bir şey. Güzel bir şey de ben öyle istemiyorum. Ama siz hanımlara da yaralanmıyor be. Kendi başına iş yaparsın. Hiç aklımızı sormuyor. Bizi adam yerine koymuyor. Ne güzel danışıyor adam işte. Doğru. Bütün hanımlar aynı. Benim hanım da aynı. Eyvah. Kendi başına bir iş yap. Yapıyorum ondan sonra da yaralamıyor size. Sorma be dayım sen de be. Ne iş açacağım başına? Yaralamıyor size be. 40 yıl sırtında taşıp bir gün indir. Danışma dayım sen de. Ne danışıyorsun? Olmaz galiba bu saatten sonra. Hı? Bu saatten sonra olmaz. Sen tırsmışsın. Tüsmüşün. Siz nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, Altın iyisi? Dişli. İsminizi bir bağışlarsanız. Kerime. Kerime Hanım efendim. Sizin evlilik hikayesi benziyor mu biraz? Benziyor onlara. Onlarla bir sayılırız. Ben de onun amcasına vardım. Amcasına varmak için onların amcalarından ne aldınız? Hiçbir şey almadık. Biz şimdi aldattık. Bunlar iki tane aldılar. İki tane aldık. Ama ben bir tane verdim. Bir tane bu. Bak nasıl yani gördün mü? Sizin bu eller. Nasıl yani gördün mü? İki tane aldık. Sanki Sinan Şamil Sam'la maç yapıyorsun ya. Onlardan iki tane aldık. Bir tane zor verdik. Niye etmişsiniz? Danışma hiçbir şey be dayım sen de be. Gördün ben demedim mi bu ya planı çiziyor diye? Vallahi enteresan. Tabii. Hem gelin gelmiş ama aileyi de az buçuk karıştırmış. Karıştırdım. Velev elinde kepçe. Aile kazan o kepçe yani. Karış doğru, karış. Doğru. Mikser teyze mikser. Gördün mü? Nasıl kandırdılar efendim sizi? Vah yazık. Ben küçük evlenmiş. Ne bileyim annem verdi ben de gittim. Annemle geldim zaten ben de. Küçüktüm. Ha, oğlu vardı kayınbabanın. Ona verdiler beni. Küçüğüne. Kayınpederle anneniz mi evlendi? Evlendi. İşte babanız vefat etti. Hı hı. Anneniz dul. Hı hı. Siz de onun kızı. Hı hı. Siz baba oğula mı gittiniz? Hı hı. Öyle babasına oldu. Anneniz. Hı hı. Oğluna siz. Aynı öyle oldu. Önce abim başlattı o işi yani. Abim öyle evlenmiş oldu. Ben de annemle gelince beni de oğlun aldı yani. Biz yabana gitmesin dedi. Kapı verir kıza. Çok karışık olay. Bankalar kampanya yapıyormuşmuş da. Küçük evlendi. Yok bonusmuşmuş da. Esas bonus. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.